Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abdühü ve resûlüh. Emmâ ba'du fe yâ ibâdallâh. أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. محترم المسلمين، bu haftaki hutbemizin konusu Kur'an'ı anlamak, okumak, anlamak ve yaşamak hakkındadır. Yüce Rabbimiz bizlere rahmetinin bir tezahürü olan Kur'an-ı Kerim, dünya ve ahiret saadetimizin rehberidir. Yüce Allah bu mukaddes kitap ile kendisine nasıl kulluk edeceğimizi belirttiği gibi dünya hayatında mutlu ve huzurlu yaşamanın yollarını da izah etmektedir. İbadeti öğretirken insaniyeti de öğretir. Bu özelliği itibariyle sadece inananlar için değil, aynı zamanda inanmayanlar için de yol göstericidir. Okunmasından tatbikatına kadar bu ilahi kelam ile hemdem olmak her iki dünyanın da mutluluğuna vesile olur. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okumanın, dinlemenin ve emirlerini hayata yansıtmanın mükafatını müjdelemiştir. Hadis-i şeriflerde Kur'an'ın her bir harfine karşılık 10 sevap verildiğini, emirleriyle amel etmenin ahirette şefaatine vesile olacağını, okunmasının ve öğretilmesinin müminin en hayırlı amellerinden olduğunu ve Kur'an'ı terk etmenin emir ve tavsiyelerine uymamanın toplumların hayatında derin yaralar açacağını ve sosyal çöküntü yaşayacaklarını ifade buyurmuşlardır. Hutbemize başlarken metnini okuduğumuz kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse harabe bir ev gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala yüce kitabını yukarıda metnini verdiğimiz ayet-i kerimede şöyle tarif etmektedir: muhakkak ki bu Kur'an en doğru olana iletir. Güzel işler yapan müminlere kendileri için büyük mükafat olduğunu müjdeler. Nazmi Celali bu beyanı bize hakkın ve hakikatin gerçek adresini gösterirken, insan hayatının güzelliklerle buluşmasının yine Kur'an'ın tarif ettiği şekilde gerçekleşeceğine işaret eder. Kitab-ı Mubin ile kurduğumuz bağ hayatımıza değer katacaktır. Bunun için de sadece lafını okumakla yetinmeyin. Rabbimizin bize ne emrettiğini anlamamız için okuduklarımızın manasını da öğrenmeliyiz. Evlerimizde kendi imkanlarımız dairesinde Kur'an okuma saatleri belirlemeliyiz. Sadece vefat etmiş kimselerin af ve mağfiret olunması için değil, yaşayanların huzur ve refahı içinde okumalıyız. Yalnızca ölülere sevabını bağışlamak için değil,
hayatta olanlara ışık olması için de okumalı, onu yaşamalı ve onunla yaşamalıyız. Zira bizi Yüce Yaradan'ın rızasına ulaştıracak yolun tarifi ve insan onuruna yaraşır. Hayatın prensipleri ondadır, yani Kur'an'dadır. Mukaddes kitabımız birçok ayet-i kerimesinde tefekkür ve tedebbür teşvik edilerek okunan ayetlerin mana ve hikmeti üzerinde düşünmeye davet eder bizleri. Yüce kitabımızı anladıktan sonra emirlerini hayatımıza geçirmeliyiz. Kur'an okumanın ve emirlerine göre yaşamanın dünyevi ve uhrevi mükafatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müjdelemektedir. Kim Kur'an'ı okur, ezberler, helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul ederse Allah o kimseyi cennete koyar. Ayrıca ailesinden cehennem azabını hak etmiş 10 kişiye şefaatçi kılınır. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Rabbimize kulluğumuzda ifademiz olsun, niyazımızda dilimiz, içtimai hayatımızda rehberimiz, her türlü derdimize maddi ve manevi şifa kaynağımız, iyiyi kötüden ayırmada mihenk taşımız olsun. Kabir hayatımızda refikimiz, ahirette ise şefaatçimizdir. Rabbimiz dilimize ayetlerini, zihnimizde tefekkürünü, hayatımızda nurunu eksik etmesin. اَتَعِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا لَا ذَنْبَ لَهُ. Günahına samimiyetle tövbe eden mümin, hiç günah işlememiş gibi afu mağfur olur. Estağfurullahil azim ve etubu ileyh ve eselullahi leyhi ve lekum tevfik. Elhamdülillahi hamden kemdine ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. تعظيما لنبيه وتكريما لفخار لشان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مقبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خصوصا منهم على الإمام على التابعين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم إسلام والمسلمانlara yardım eyle devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle bizi, anne ve babamızı, bütün inananları bağışla. Şüphesiz sen işiten ve duaları da kabul edensin. Bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İbadallah. İnnallâhe ya'mû bil adli vel ihsâni ve okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah'a emanet olun.
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأسروا قولكم أم جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.